Datça'da listeler havada uçuşuyordu. Gelin kayınvalide, Hüsnü abla, Medine abla, hepsinin böyle bir isteği var, listesi var. Dün de Murat abi telefonuna bağlandı ya. Demek istedikleri yarıda kaldı. Onun mektubunun sebebi Harun'muş. Evet ya, Harun'muş, evet. Ama dedik ki şok bu oldum. Olaylar telefonda konuşulmaz. O yüzden rica ettim ve beni kırmadı. Bugün yeniden burada Mutfak Bahane Stüdyosu'nda. Aa, gerçekten. Evet. Geldi. Murat abinin sana söyledikleri hala bitmedi. Şimdi Seda, sen biraz kendini rahatsız hissediyorsun. Evet, onlar konuşuyorken sen çık dinlen biraz. Teşekkür ederim. Hadi yemek başlarken gelirim. Ve şimdi büyük yüzleşmenin devamı geliyor. Murat abi buyurun gelin içeri. Aa, orada bir sürpriz var. Evet. Elin boş gelmemişsin. Kesinlikle, çünkü daha öncesinden duyduklarım var, duyumlarım var. Ha. Bazı dedikodular kulağıma geldi. Ne demişiz? Bir şey demedik. Yok, bir şey demedin. Şöyle size şunu takdim edeyim. Daha önceden maydanoz deniyordu. Buyurun maydanozumuz. Bak, bu var ya, çiçek niyetinedir mutlaka. Evlilik hayatımda, 16-17 sene evlilik hayatımda bir çiçeğini görmemişimdir. Doğum günümde, özel günlerimizde ne bayram ne seyran bir papatyasını görmemişimdir. Almadınız mı gerçekten? Almadı ve dedim yok, ki kesinlikle. Dedim ki bari dedim getirmiyorsun dedim. Bir demet maydanoz getir ya, çiçek niyetine dedim. Bak şimdi getiriyor daha. Daha ne istiyorsun işte, en sağlıklı, en yararlı, en güzel şeyi getirsin. Ya, ben bunu ne yapayım? Yapılacak çok şey var. Yemek yap, salata yap. Onun için getirdin yani. Her şeyi yapabilirsin. Sen çiçek getirseydin de vazomda kalsaydı ya. Ama bu daha baktıkça sağlıklı. Hatırlardım, sorardım, söylerdim. Çiçekle bile konuşurdum. 40 yılın başında benim eşim bana çiçek almış. Ay canım benim derdim. Bunu yiyeceğim, mideye gidecek. Solduğu zaman da unutacağım. Murat abi seni böyle ortaya alalım. Hay hay. Ortaya alalım da daha iyi görelim seni. Tabii ki. Bir de sanki böyle Gül ablaya fazla yaklaşınca daha bir heyecanlanıyorsun. Ha? Sevmedin mi o maydanozu? Vallahi hiçbir makbule geçmedi. Niye? Geçmedi. Niye geçsin ki Derya Hanım? Nedir yani maydanoz? Fiyonk bağlamış. Ne bağlarsa bağlasın. Ya bana onu bunu bırak da. Bırakayım. Beni bir kere uçağa bindirmeye kalktın, hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Onu bir anlatır mısın? Nasıl beni uçağa bindirdiğini. Bir yere giderken Gül sana dedim ki uçakla gidelim mi? Aa dedin, çok iyi olur. Hiç binmedim. Ben? Evet. İyi olur dedim. Korkuyor musun dedim. Asla dedim, korkmam dedim. Vallahi billahi Kur'an çarpsın yalan. Sen yalan. İnan hayır. İhtiyarlamış. Bak doğruyu söyle. Doğru ben söyledim. Uçağa binemem. Manisa'daydık. İstanbul'a dönmemiz gerekiyordu. Evet. Yollar kapalıydı, kar vardı, biliyorsun, hatırlıyorsun değil mi? Çok iyi hatırlıyorum, çok iyi. İzmir'e kadar gideceğiz dedin, oradan bir araba tutarız, döner geliriz dedin. Özel bir araba tutarız. Hayır, dedin. Hayır, ben sana özellikle dinle. Sordum. Benim başımı çok ağrıyordu, ben bir ilaç aldım, yattım arabanın arkasına. Uyumuşum, kendimi nerede buldum? İstanbul. Havaalanında. Sonrası ne oldu? Oturduk koltuğa, kanat dibine oturtturmuşsun beni, oraya bilet almışsın. Evet. Kanat oynuyor böyle. Kanat kırılıyor dedin. Ben ne diye bağırdım? Şoför indir beni. Aynen öyle bağırdım. Evet. Sonra ben sana ne dedim? Hatta o sesler geldiğinde sağ olsun yardımcı olmaya geldiklerine dedim bu hanımefendiyi tanımıyorum. Evet, gerçekten böyle davrandı. Ben tanımıyorum bunu dedi. Nasıl tanıyayım? Ben kalktım, gittim yanına, hostese sarıldım. Yemin ederim gerçekten. Yanıma oturacaksın dedim hostese. Sıkmışım kadının kolları mosmor olmuş. Benim tırnaklar birbirine geçmiş. Neyse 20 dakika kadar sürdü uçak yolculuğumuz. Bu beni tanımıyor. Katiyen tanımıyor. Bunun beyi vardı, eşi vardı, derdi bu. Hiç umuru bile değil. İndik uçaktan, benim dizler birbirine çarpıyor bu şekilde böyle. Ve ben yuvarlandım o merdivenlerden. Öptüm toprağını, taşını, her şeyini. Yere indim çünkü dedim. Allah'ım sana binlerce kere şükür olsun. Ve o oldu. Bir daha mı uçak mı, Allah muhafaza. Neler yaptı bana bu ya? Evimi saten boya yaptıracaktın. Birkaç gün sen git dedin, akrabana dedin. Ben evi boyayacağım, geleceğim, gelirsin o zaman dedin. Evet, evi boyatmış. Ama neyle boyatmış? Neyle? Kireçle. Plastik boya. Ben kayısı sarısı beğenmiştim. Ne renk boyamış sorsana. Ne renk? Hadi onu da sen açıkla. Ne renk? Koyu mavi. Ay. Ya bunda da sen ayıp etmişsin Murat abi. Ama madem plastikle boyata, o saten istemiş, sen plastik yaptırdın ya, yani. Çivit mavi diyen kendisi Medine Hanım. Ha, tabii, tabii. Bir de çivit mavi. Sen telefonda dedin ki, benim de taliplerim var dedin. Kimmiş bu taliplerim? He? Senin taliplerin var deyince ne demeyeyim bekliyorsun? Kimmiş bu taliplerin? Sen hayatına ayrıldıktan sonra hiçbir kimseyi almadın. Evet. Kimseyle bir arkadaşlık etmedin. Nasıl? Ay. Nereden çıktı bu talipler? Arkadaşlık etmedin değil. Oo, kıskandı. Arkadaşlık şey ettim. Ama arkadaşlık. Evet. Ya. Kaç tane talipim var? Ha? Saymasak. Ay, çok yani. Bunun hesabını sorarız. Şimdi buradan sonra da iyice artmıştır var ya. Vallahi bak, sana şunu söyleyeyim. Bana IBAN at dedin, evi sat dedin. Mesele Harun'muş. Lütfen şunu bir açıkla. 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 Açıkla şunu. Açıkla. Anlat. Tamam, anlat. Daha sonra açıklasam. Biraz, anlat şunu. Tamam, biraz mola verelim, bir dinlenelim. Ben benim için geldiğini zannediyorum. Benim her şeyim hazır, gelinlikler hazır, kınalıklarım hazır. Sen benden IBAN isteyip evi istiyorsun ve buna Harun yaptı diyorsun. Birinden nasıl oynuyorsun duygularımla? Ha? Öyle bir duyguyla oynama yok. Nedir peki? Bazı gerçekler var sadece. Murat abi yine biraz zaman istedi. Gül abla çok fazla onun üstüne gidiyor. O yüzden şöyle yapalım Murat abi, seni bir yere yollamıyorum ama sonuçta biz yarışmak zorundayız. Bir an evvel ikinci yemeğe başlayalım, sonra bu konulara tekrar döneriz. Tabii. Hadi bakalım. Gül anneciğim hadi mini tulumbalar yapacağız. Ben de ilacımı aldım. Biraz daha iyi olacağım inşallah. Ben de şerbetinden başlayayım. Tamam şimdi olsun. Önce aynı böyle ekler hamuru gibi bir hamur yapacağız, tamam mı? Tamam. 1,5 su bardağı kadar suyumu aldım, koydum. Bu suyumun içerisine tereyağımı alıyorum. Bu bununla güzelce erimeye başlıyor. Fokur fokur kaynayacak. Bu kaynarken buna ne yapacağız biliyor musun? Bir çimdik tuz atacağız. Hı. Sonra 1 tatlı kaşığı kadar şeker atacağız. Bir tık fazlasını da atabiliriz. Güzelce bunları eriteceğiz şimdi. Kızım bakıyorum da annene sen öğretiyorsun. Durun ben anlatayım, dur canım. İlla koşacaksın ya. Yani için rahat etmez değil mi? İrmiğin şimdi mi attın? Hayır. Yok. Tereyağı. Tamam yağı koy, tereyağını koy. Şerbetiniz birazcık, limon sık birazcık. Medine anne. Bu böyle olur mu hiç? Nasıl bakılamda alacak? Oraya yardım ediyor. Biz burada ne yapacağız bilmiyorum. Yani. Destek veriyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu kaynadıktan sonra bir çimdik tuz atacaksın. Bak bir çimdiği biliyorsun değil mi sen? Hüsniye. Biliyorum böyle değil mi? Ha? Bak böyle. Hayır öyle değil Hüsniye. Bir çimdik. Tamam. Ha. Ha, bak nasıl fokurdadı. Bak ununu atarken bak bardakla unun var Hüsniye. O un değil Hüsniye. Şu unu kullanacaksın. Kız bakıp durma tarife, ben burada tarif ediyorum. Ay. Kaşıkla yapılır mı Allah aşkına Hüsniye? Yani gerçekten bir şey görmedin değil. Çekil kızım çekil. Yani. Ya onunla yapamazsan şunla yap yani. Bununla yapılır bacım ya. Teşekkür ederim de. Anne onunla yapılır mı? Görmüyor musun? Yamuk yumuk bununla yapılır mı ya? Kızım sert bir şey olmaz. Bu kırılır bir şey olursa ona ya yavaş hayır. Yavaş ekle. Bence Allah. Sen bizi sapata etmeye yavaş çalışıyorsun. Yavaş sen devam ya, et. Hadi. Allah. Ya verir misin? Canım benim iyicene çırp. Unu dök yavaş yavaş. İşte çırp çırp çırp. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı davran. Hızlı davran hızlı. Aman ne haliniz varsa görün ya. Ben yerime gidiyorum. Anne ya kaynanam senden daha iyi. Sen niye onu dinlemiyorsun? Çırpıcı Medine anne. Cansucuğum zaten kafamı karıştırıyor o benim daha çok. Şimdi Gül anneciğim bak makasım biraz yağa batırdım kesebilmem için rahat. Şimdi güzelce sıkıyorum. Mini mini olacak bu tulumbalarımız. Sen makası ver, ben keseyim. Dur şimdi, dur ben yaparım bak. Aynı anda yapamazsın. Şöyle bir. Soğuk yağımız, bunun püf noktası soğuk yağ. Önce... Aynı boyda yap.